Ekranda iki molekül görüyorsunuz. Soldaki propan, sağdaki ise asetaldehit. Molar kütlelerini de sizler için hesapladık. Molar kütlelerinin birbirine çok benzer olduklarını görüyor olmalısınız. Şimdi ekrandaki bilgiler ışığında saf propan örneğinin mi yoksa saf asetaldehit örneğinin mi kaynama noktasının daha yüksek olduğunu düşünüyorsunuz? Hadi hemen videoyu durdurun ve bunun üzerine biraz düşünün. Bundan önceki videolarda kaynama noktalarından farklı maddeler söz konusu olduğunda neden farklı olduklarından ve moleküller arası kuvvetlerden bahsetmiştik. Bir madde sıvı halde olduğunda kaynama noktası moleküller arası kuvvetlerin zayıflaması için sisteme ne kadar enerji vermemiz gerektiği ile alakalıdır. Bu olduğunda moleküller gaz haline geçerler. Buradaki iki molekülden hangisinin kaynama noktasının daha yüksek olduğuna karar vermek için moleküller arası kuvvetlerin hangisinde daha büyük olduğunu bulmamız gerekiyor. Bundan önceki videoda London dağılım kuvvetlerinden bahsetmiştik. Rastlantı sonucu bir molekülde oluşan dipolün komşu moleküllerde de dipol oluşmasını sağladığını hatırlıyorsunuz, değil mi? Artı taraf geçici olarak artı yüklenmiş olsa da eksi olan tarafa çekilir. Bunun tam tersi de olabileceği gibi bu durum tek bir komşuyla da sınırlı kalmayabilir. London dağılım kuvvetlerinin büyüklüklerinin molekülün kutuplaştırılabilir olmasıyla alakalı olduğundan da bahsetmiştik. Elektron bulutunun büyüklüğü molar kütlesiyle alakalı bir durum. Bu iki molekülü değerlendirdiğimizde az önce de söylediğim gibi çok benzer molar kütleleri olduğunu görebiliyoruz. Bu da bize her ne kadar kaynama noktalarının da benzer olabileceğini düşündürse de bu doğru değil. Propanın kaynama noktası -42,1 derece Celsius. Asetaldehitinki ise 20,1 derece Celsius. Peki sizce kaynama noktalarının bu denli farklı olmasının sebebi ne olabilir? Asetaldehitin kaynama noktasının bu kadar yüksek olmasının başka bir deyişle sıvı haldeki asetaldehitteki moleküllerin aralarındaki kuvvetlere üstün gelerek birbirinden kopmasının bu kadar zor olmasının sebebi ne olabilir? Bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Burada London dağılım kuvvetleri dışında başka şeyler de söz konusu. Biz de bu videoda dipol-dipol etkileşimlerinden bahsedeceğiz. Neler olacağını tahmin edebiliyor musunuz? London dağılım kuvvetlerini anlattığım videoda geçici dipolün komşu molekülde oluşturduğu dipolden ve bunun sonucunda da birbirlerine çekildiklerinden bahsetmiştik. Burada söz konusu olan şey kalıcı dipollerdir. Bu moleküllerin ikisini de yakından incelediğimizde sizce hangisi daha kuvvetli kalıcı bir dipoldür? Bu soruyu hangisinin kalıcı dipol momenti daha büyüktür olarak da yorumlayabilirsiniz. Moleküler dipol momentlerinin tüm bağlarının dipol momentlerin vektörel toplamı olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Dipol momentleri elektronegatiflikteki farklarla orantılıdır. Örneğin soldaki propanı ele alırsak karbon hidrojene göre biraz daha elektronegatiftir. Bunun çok büyük bir fark olmadığının altını çizmek isterim. Bağların her birindeki dipol momentleri şu şekilde çizelim. Evet, buna benzeyen semboller kullanacağım. Bu eğer şu ana kadar görmediğiniz bir şeyse dipol momentleri ile ilgili videoları seyretmenizi öneririm. Propanda bir simetri olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Bu çizdiğim okların hepsini alıp da toplarsanız çok büyük bir moleküler dipol momenti elde edemezsiniz. Bir miktar olacaktır yine de ama birçoğu birbirini nötrleyecektir. Peki asetaldehit? Asetaldehit için geçerli olan birkaç durum var. Öncelikle asetaldehit asimetrik bir moleküldür. Ve asimetrik moleküllerin dipol momentleri genellikle daha yüksektir. Ek olarak asetaldehitte son derece elektronegatif bir karakter bulunduğu da dikkatinizi çekmiş olabilir. Evet, oksijenden bahsediyorum. Oksijen oldukça elektronegatiftir. Hatta karbondan da daha elektronegatiftir. Buradaki karbon-oksijen çift bağında oldukça kayda değer bir dipol momente bulunur. İşte burada. Bu şekilde büyük bir ok çizelim. Diğer dipol momentleri bu büyük momenti nötrleyemezler. Aslına bakarsanız molekülün asimetrisi dolayısıyla vektörel toplamı bir miktar artıracaklarını bile söyleyebilirim. Sonuç olarak molekülün dipol momenti oldukça büyük olur. Şöyle çizelim. Daha negatif olan tarafa yönelmiş olacak. Evet, daha negatif olan tarafa doğru.
Daha pozitif olan tarafa da artıya benzer bu çizgiyi çizelim. Bunun sonucunda bu tarafta kısmi negatif, bu tarafta da kısmi pozitif yük oluşur. Peki, bu molekül başka bir asetaldehitin yanındaysa ne olur? Asetaldehitin kısmi negatif yüklü tarafı, diğer asetaldehitin kısmi pozitif yüklü tarafına çekilir. Dipol-dipol etkileşimi dediğimizde aslında budur. Kalıcı bir dipolle başka bir kalıcı dipol arasındaki çekim. Asetaldehit için London dağılımı kuvvetlerine ek olarak bir de bu durum söz konusudur. Ve kaynama noktasının daha yüksek olmasının sebebi de budur. Kalıcı bir dipolün komşu moleküllerde dipol oluşturması ve sonrasında da bu iki molekül arasında bir çekim oluşması gibi bir durum olabilir mi sorusunun cevabını merak edenlerinize elbette diye cevap vermek isterim. Mantıklı değil mi? Bir dipolle uyarılmış dipol etkileşimi de mümkün. Bunu ilerideki videolarımızda detaylı ele alacağız. Ama şimdilik bunun da mümkün olduğunu bilmelisiniz. Geçici bir dipol komşu molekülde bir dipol oluşturabilir. Sonuç olarak moleküller arası çekim oluşturulabilir ve bu diğer moleküllere de yansıyacak bir domino etkisi ortaya çıkarabilir. Ek olarak kalıcı bir dipol, kalıcı bir başka dipolle etkileşime girebilir, yine bir çekim oluşur. Son olarak da kalıcı bir dipolde komşu molekülde bir dipol oluşturabilir.